100 Türk Edebiyatçısı. Ahmet Hikmet Müftüoğlu. Şimdi Kont'un yazı odasındaydık. İşte dedi, Macaristan'da bir eşi bulunmayan bir levha, bir hakiki vato. Bu tahminen 80 santim boyunda ve 50 santim eninde bir tabloydu. Ormanda bir pınar başında kurulmuş bir sofra. Kenarda bir genç saz çalıyor. Şimdi bundan kıymetli bir şey göstereceğim. Parmağıyla meşhur Fransız ressamının levhasının yanında asılı küçük bir halıyı gösterdi. Bu bir Gördes seccadesiydi. Şimdi bütün gözler bu nefiseye çevrilmişti. Bir antika meraklısı olan Amerikalıyla hünerver ressam İtalyan seccadenin yanına yaklaşarak altından küçük ilmiklerine bakıyorlardı. Watteau'nun yaz levhası yanında seccadenin bu hali başka türlü, sanki sırf tasavvufi, ruhani, rümuzi, manevi bir bahar şekli arz ediyordu. O derece renkler uygun ve tatlıydı. Bu Gördes halısıyla Watteau'nun tablosu karşısına tesadüf eden ipekli eski Kıbrıs kumaşı kanepe ve koltuklara oturduk. Gözümün önüne geliyordu. Harap Gördes kasabası. Balçıktan karanlık, ocak dumanlarından sisli evleri, melul ve sakin ahalisi. Kapının eşiğine çömelmiş, yün eğiren soluk benizli ihtiyar kadınları. Halı tezgahının önünde birkaç kırık tahta iskemlenin üstüne oturmuş, başını önüne eğmiş bir Ayşe kızla iki küçük arkadaşı. Halının erişleriyle argaçları arasında kınalı parmacıkları titreyerek didiniyorlar. Ey tatlı kokulu kır menekşesi! Ey karanlıklar içinde nur, ağlayan mahzun yıldız! Ey Ayşe kız! Sen bu nefis şaheseri nasıl meydana getirdin? Mektep üstad görmeden nasıl en büyük Fransız ressamı olan Watteau'yla imtihan meydanına girdin ve aynı şeref mevkiini kazandın? Bu feyiz, bu istidat, bu zevk sana nereden geldi? Merhaba sevgili dinleyenler. 100 Türk Edebiyatçısı programımıza Ahmet Hikmet Müftüoğlu'nun Ayşe Kız'da Watteau adlı yazısından bir bölümle başladık. Hikayeci, şair, yazar Ahmet Hikmet Müftüoğlu 3 Haziran 1870'te İstanbul'da doğdu. Yazılarında Sezaizade, Abdülhakim Hikmet, Alparslan, Yavuz adlarını da kullandı. Dedeleri uzun bir süre müftülük yaptığından Müftüzade adıyla anılan Moralı bir ailenin çocuğudur. Küçük yaşta kaybettiği babası Yahya Sezai Bey, divan sahibi bir şairdir. Ahmet Hikmet Müftüoğlu babasının ölümü üzerine ağabeyi Refik Bey'in himayesinde yetişti. İlk öğretimini Dökmeciler'deki mahalle mektebinde gördü. Aksaray'daki Mahmudiye Vakıf Rüştiyesi ve Soğukçeşme Askeri Rüştiyesine devam etti. Galatasaray Sultanisi'ni 1888'de bitirdikten sonra Hariciye Nezaretinde görev aldı. Pire, Marsilya, Pati ve Kerç konsolosluklarında çalıştı. ...1896 yılında İstanbul'a döndükten sonra Ahmet Hikmet Müftüoğlu Umur-ı Şehbenderi Kalemi Serhalifeliğine atandı.
1908 yılına kadar devam eden hariciyedeki görevini sürdürürken Galatasaray Lisesi'nde Türkçe ve Edebiyat öğretmenliği yaptı. 1908'de hariciyedeki görevinden alınarak Umur-u Ticariye Umum Müdürlüğü'ne getirildi. Ayrıca Darülfünun'da Fransız ve Alman Edebiyatı tarihi ve estetik dersleri verdi. 1912'de atandığı Peşte Başkonsolosluğu görevini mütareke dönemine kadar sürdürdü. Yazar daha sonra savaş malzemeleriyle ilgili bir komisyonun başkanı sıfatıyla 2 yıl Peşte, Viyana ve Berlin'de kaldı. Eşi Suat Hanım'ın ölümü üzerine İstanbul'a döndü. Bir süre sonra Nerime Hanım'la evlendi. Halife Abdülmecid'in başmabeyinciliğine getirilen Ahmet Hikmet Müftüoğlu, 1926'da Hariciye Vekaleti Umuru Şehbenderiye ve Ticariye Genel Müdürü oldu. Bu görevde kısa bir süre çalıştıktan sonra Hariciye Vekaleti Müsteşarlığına tayin edildi. Hastalığı nedeniyle bu görevinden istifa ederek İstanbul'a döndü. Anadolu Bağdat Demiryolları İdare Meclisi üyeliği görevini yürütürken, uzun süre tedavi gördüğü hastalığından kurtulamayarak 19 Mayıs 1927'de İstanbul'da öldü. Recaizade Mahmut Ekrem'in oğlu Ercüment Ekrem Talu, Ahmet Hikmet'i nasıl tanıdığını şöyle anlatır. Bir yaz günü bizim Büyükada'da Karanfil Sokağı'ndaki eve bir misafir geldi. Uzunca boylu, siyah bıyıklarının ucu yukarıya doğru özenle kıvrılmış, en iyi terzinin makasıyla kesilmiş elbisesi zarif ve tertemiz olan bu misafir, kendisine kapıyı açan hizmetçiyle kartını göndermişti. Ahmet Hikmet. Babam o gün rahatsızdı ve giyinmemişti. Beni derhal aşağı gönderip ziyaretçiyi içeri aldırmakla beraber alelacele ve hastalığına rağmen giyinmeye kalkışmasından bu gelen şahsın ağırlanmaya ve hürmete değer bir insan olduğuna kanaat getirdim. Koşa koşa kapıya gittim. Benim gibi bir damlacık çocuğa beyefendiliği layık gören bu terbiyeli misafire çarçabuk ısınıverdim. Babam aşağı ininceye kadar İyiden iyiye ahbap olmuştuk. İlk yazı denemelerini öğrenciliği sırasında yapan yazarın en eski şiiri Mehtap'tır. Edebiyat tarihçisi Nihat Sami Banarlı, onun Servet-i Fünun dergisine 1891'de yazdığı Roman Fabrikası adlı yazıyla girdiğinin altını çizer. Ahmet Hikmet Müftüoğlu'nun diğer Servet-i Fünunculardan oldukça ayrı bir sanat anlayışı vardır. Ahmet Hikmet Müftüoğlu'nun özdeyiş niteliğinde birçok sözüne rastlarız kitaplarında. Çile çekmeyen varlığını duyamaz. Daima iste ve yüksel. Daima didin ve öğren. Korkutmaktan ziyade sevdirmeye çalış. Bundan sonra silahının siperi bir kitap olsun. Saadetlerin sebepleri sayılır, elemlerin sebepleri sayılmaz. Ahmet Hikmet Müftüoğlu'nun ilk eserlerinde Servet-i Fünun'un üslup özellikleri ve arı Türkçeciliğe varan bir sadelik görülür. Bu satırları yazarken masallarımı süslemedim. Senin ruhun gibi sade olmasını istedim. Ötesinde berisinde eğer varsa göreceğin özentiler sana beğendirmek, gururunu okşamak içindir. Gurur. O her Türk'ün yaratılışındadır. Biz birbirimizi bundan tanırız değil mi? Bu masallarla arzu ettim ki senin firuze ruhuna tatlı bir renk, altın kalbine parlak bir cila vereyim.
Ahmet Hikmet Müftüoğlu 1890-93 yılları arasında Hazine-i Füyun'un ve Servet-i Füyun'un dergilerinde müspet bilimlerle ilgili çeviriler de yaptı. 1894-1900 yılları arasında Servet-i Füyun'un da yayınladığı topluluğun dil ve edebiyat anlayışını yansıtan yazılarında çoğunlukla aşk ve aile hayatı konularına ağırlık verdi. Aşı aldanmamıştı. Bir o renk elbise giyen her nefer yek diğerini andırırdı. Zavallı kız bu simada Tosun'un hayalini görmüştü. Hemen bir polise oradan geçenlerden birkaçı Ayşe'yi ayılttılar, kendine gelince etrafına bakındı. Elinden düşen menekşelerin yağmurların içinde ezildiğini gördü. İpek kağıdından beyaz kefenleri içinde cansız yatan bu mor çiçeklerin mini mini naaşları üstünde bir mezar taşı hüznüyle dimdik dondu kaldı. O dakika Tosun'un rüyadaki "Ben şehit olmamışsam çiçekleri mutlaka vereceksin" sözleri yıldırım gibi beynini yaktı. "Demek ki bitti, o da bitti" dedi ve ağlayan gözlerini matem rengindeki peçesinin bulutu altına sakladı. Ahmet Hikmet Müftüoğlu 1908'den sonra Türkçülük ve yeni lisan düşüncesini benimsedi. Türk Derneği, Türk Yurdu ve Türk Ocağı'nın kurucu üyeleri arasında yer aldı. İçinde sadece milli fikirleri yayma amacıyla yazdığı hikayelerin yer aldığı Çağlayanlar adlı eseri bu dönemin ürünüdür. Artık atları tımar etmek, davarları gütmek için gözlerini ovuştura ovuştura dışarıya çıkanlar, göğün gürlemesini işitince, bulutun sıyrılıp başlarının tepesine geldiğini görünce yerlere kapandılar. Dünyayı sarsan bir heybetli ses duydular. Bu nida 3 defa tekerrür etti. Göç, göç, göç. Ve bütün bir kıta ahalisinin kulaklarında bu ihtar çınladı. Bu nida aylarca devam etti. Her hafta cuma sabahı tan yerinden sıyrılan bir bulut göğün ortasına gelir, nurdan insan şekline girer, 3 defa göç, göç, göç diye gürlerdi. Zaten bozkırlar senenin 8 ayı karlar, buzlar altında kalmıyor mu? Onlara çiçek yüzü, yeşillik rengi gösteriyor mu? Onların bahçeleri gök, çiçekleri yıldızlar olmuyor mu? Bu karar üzerine oğullar, uluslar dolusu çöller, dağlar dolusu milyonlarca Türkler birden kımıldandılar. Çadırlarıyla, kızları, kızaklarıyla, davarlarıyla harekete geldiler. Darı, yulaf suyundan açlıklar, kısrak sütünden mayalı, köpüklü kımızlar hazırlandı. Kurt, koyun, sincap, tilki, ayı derilerinden kürkler dikildi, ağul ağul yola çıkıldı. Türkler babalarından, ninelerinden ziyade ulularını sayarlar, severlerdi. Altın orduda kanun yasak iki kelimeden ibaretti. Sıra, saygı. Herkes sırasını, haddini, mevkiini bilecek, herkes büyüğünü tanıyacak, sayacak. İşte o kadar. Bu iki kelimecik milyonlarca halkı idareye kafiydi. Sıra, saygı. Yerli milli konularda sade bir dille yazan Ahmet Hikmet Müftüoğlu, hikayelerini Haristan ve Gülistan, Çağlayanlar kitaplarında topladı. Fethi Tevetoğlu'nun Büyük Türkçü Müftüoğlu Ahmet Hikmet monografisi Milli Eğitim Bakanlığı,
Hikmet Dizdaroğlu'nun Müftüoğlu Ahmet Hikmet incelemesi de Türk Dil Kurumu tarafından yayımlandı. Gönül Hanım adlı romanının yanı sıra yazarın ölümünün ardından yayımlanan Müftüoğlu Ahmet Hikmet'in Mektup, Şiir ve Günlükleri adlı bir kitabı da bulunmaktadır. Sevgili dinleyenler, sizlere Ahmet Hikmet Müftüoğlu'nu tanıttığımız programın sonuna geldik. Hepinize şiirle, hikayeyle, romanla dolu güzel günler dileriz. Hoşça kalın. Bu program Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.